şu anda Zorlu PSM'deyiz. Loğusa filminin galası için. Bu arada size anlatacaklarım var sabah. Bazı şeylere şahit oldum. Bugün günlerden salı 16'sı. Saat 1.30 gibi Kadıköy metrosunda biri galiba intihar etmeye kalktı. Yani intihar mı etti, düştü mü? Bu konuda emin değilim açıkçası. Ama gördüm yani kadınları aylardayken. Anlatacağım onu detaylı. Ama şu anda müsait bir ortam yok onun için. Takvimi de vereceksiniz, konser de birlikte. Ne oluyor? Biz heyecanlı ya. Bir şarkı söylemeye başladık. Son 15 dakikada. Ya ben kendi adıma müthiş bir enerji özlemişim bu duyguyu. Bütün artık. Şaşkınlığın buna olan saygımın artması da ben Ekim'de sene çıkacağım dedi. Çok ihtimal vermedi. Vallahi yazdı ve çıktı. O yüzden bu çalışkanlığın ayrı bir hayranlığım var benim. Bakalım inşallah güzel geçecek. İnşallah set ziyaretleri yapıldı mı peki, gördünüz mü? Selam. Galada anlatamadım size bugün olanları. Yoğunluktan. Hastalandıktan böyle 3-5 gün sonra benim bu kulağımda böyle bir basınç oluştu. Şu anda da biraz duymuyorum bu kulağımla. Randevuyu da bu sabaha bulabilmiştim. Karşıda Ataşehir'de bir hastanede. Bu sabah işte galadan önce çıktım. Oraya gittim. Oraya giderken de burada evin sokağın başından otobüse bindim. Metrobüse geçtim. Metrobüsten Ünalan aktarmasıyla metroya geçecek. Oradan da Bostancı'da inip yürüyerek hastaneye gidecektim. Ünalan'da işte tam böyle metroya indim. Metro katına indim. Böyle bir bağırışlar, bir çığlıklar falan var. Dedim ne oluyor? Sonra işte içeriye doğru girdim. Raylara doğru yaklaştım. Zaten çok kalabalıktı. Bir baktım, rayların içinden bir tane adamı yukarı çekiyorlar. Sonra bir baktım, rayların üzerinde yatan bir tane kadın var. Meğer adam kadını kurtarmaya diye inmiş ama kadını çekememiş, kaldıramamış. Ama kadın da rayların üstünde dediğim, yani kafası ve ayakları raylarda değil, rayların böyle bir alt basamağındaki betondaydı kafası. Ayakları da diğer betondaydı. O metronun için tam ortasından geçen böyle çelik halatta da dizlerini dayamıştı. Dizlerin arkasını oradaydı. Yani oraya böyle şu şekilde dizleri, halat ortadan geçiyor. Kafası burada, ayakları burada. Raylar da kenarlarda o şekilde yatmıştı. Yüzünü de böyle kapamıştı. Biraz minyon tipli geldi bana. Yani çok zaten 3-5 saniye falan gördüm herhalde. Ama tren geldi yani. Ben kadını gördüm. Tren girdi görüşe. Herkes işte el kol falan yapmaya başladılar. Treni durdurmaya çalışıyorlar falan. Tabii hani frene bastı, durmaya çalıştı ama duramadı zamanında. Çünkü trenin geldiği yere çok yakındık. İşte metro, tren dedim, metro geldi. Böyle 1-2 metre kadının üzerinden geçti. Anca durabildi o sırada. Tabii metro kadının üstünden geçince çığlıklar falan arttı. Metro durunca kadına seslendiler. İyi misin falan filan diye. Kadın iyi.
iyiyim gibi bir şeyler söyledi sanırım. Sonra biri diyor ki, kadın iyi, tren devam etsin. Başka biri de diyor ki, geri gidemiyor mu? Ya yani böyle her konuda bilgi sahibi olmamızı gerçekten anlayamıyorum. Tren durdu. Kadın iyi. Abi beklesene görevliler gelsin. Niye orada? Bir de metroyu kullanan kişiyi etkilemeye çalışıyor. Yani geri git falan diyor ona. Yani ileri git diyor, devam et diyor, geri git diyor öteki falan. Böyle saçma durumlar oluyor yani. Onların aldıkları bir eğitim vardır diye düşünüyorum bu tür durumlarda. Zaten treni hareket ettirmemesi lazım. Öyle şey mi olur ya? Yani tamam iyi. Hareket ettiğinde kadına bir şey olursa o zaman ne olacak? İleri git diyen ya da geri git diyen benim yüzümden oldu diyecek mi? Demeyecek yani. Neyse o sırada işte zaten metroyu kullanan yukarısını falan aradı metronun içinden. Hemen geldiler yukarıdan. Kadın kendisi çıktı bu arada metronun altından. Öyle dediler yani kendisi çıkmış. Ben çıktığını görmedim. Çıktığında da ellerinde falan yaralar varmış. İşte bugün ayın 16'sı, 16 Ocak'ta. Saat işte 13.35 gibi falan oldu bu olaylar. İlk defa başıma böyle bir şey geldi yani. Hani kadın kendisi atlamış diyorlar. Bilmiyorum ben görmedim. Öyle yani başımıza böyle bir şey geldi. Böyle bir şey yaşadık. Böyle şeyler yapmayın. Hiçbir şey canınızdan daha kıymetli değil. Geride sizi seven insanları bırakıyorsunuz yani. Böyle şeyler yapmayın. Çözüm bu değil. Neyse oradan doktora gittim. Kulağımda da sıvı birikmesi olmuş kulak zarımın arkasında. O da işte bu solunum yolları falan tıkanınca yaşanabilen bir şeymiş. Serum verdi bir tane. Göstereyim. Şöyle bir serum verdi. İzotonik sodyum klorür diyor. Bunu böyle şırıngayla çekeceğim. Sonra burnuma püskürteceğim ve burnumu temizleyeceğim bu şekilde. Bir ay kullan sonra kontrole gel dedi. İki tane de burun spreyi verdi zaten. Onun da bir tanesini bir ay kullanacağım. Bir tanesini 5 gün kullanacağım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Şu an bu kulağım off. Tamamen off değil. Bir şeyleri duyuyorum ama şey oluyor böyle yankılı geliyor burada. Birisi konuşurken burada normal duyuyorum. Burada konser veriyor oluyor bu kulağımda. Öyle o şekilde yani. Öyle yani. Neyse sonra galaya gittim. Bildiğiniz gibi. Şimdi eve geldim. Montajımı yapacağım. Yine biraz sabahlayacağız gibi. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Şimdiden zaten çok yorgunum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.